ben yapımcıyı Boğaz'da karides yemeğe davet etmediğim için, yönetmene düğününde altın kolye takmadığım için... Hep bilinen bir şey bu dirsek temasları. Ortalıkta çok dolaşıyorsan, göz önündeysen, bir takım böyle toplantıların içindeysen, bir takım insanlarla... Yine söylüyorum, dirsek temasın güçlüyse, her zaman ortadaysan, ortadaysandan kastım şu, kendini hatırlatan prodüksiyonların içindeysen... Sevgili UFO'nun programıydı, bir ondan bir şundan diye bir program, bant çekiliyordu. Sevgili Dorman Tiyatrosu'ndan eski arkadaşım Şebnem sunuculardan biriydi, Ufuk'tu. Projeden neden ayrıldığımı sordular. Hayat pandemiden sonra hızlandı iş olarak ama inişli çıkışlı, Türkiye gibi. 6. bölümde dahil olduk. Songül karakteriyle Cevriye karakteri, ana kız. Zaten Songül karakterini oynayan Gökçe ile biz Kırgın Çiçekler'de çalışmıştık. İş. Ben hiçbir zaman hayat biçim olarak algılamadım. Duygusal bir bağ kurmadım hiçbir işle. Hiçbir insanla da kurmadım. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayız. Bu video konuğumuz oyuncu Birgül Ulusoy. Hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Sağ ol. Hazır mısın? Hazırım, buyur. O zaman başlıyoruz. Sen kimsin? Ben bir anneyim, sonra oyuncuyum. Evrendeki varoluş amacım öncelikle anne olmak, iyi bir anne olmak. Evladıma yetebilmek. Sonra da oyunculuk mesleğiyle üretimin içinde olmak. Ben buyum. Oğlun Ayaz şu an kaç yaşında? 11 yaşında. Sana da çok selam var. Aleyküm selam. Değil mi? Zamanında okula tabii götürüp getirmişliğim var. Az götürmedin. Ben setlerdeyken rica etmiştim senden. Tenise götürmüştün. Evet ya, şimdi büyüdü. Kocaman oldu. Kendi gidip yani geliyor artık. Maşallah. Evet, maşallah. Değil mi? Hayat nasıl gidiyor? Hayat pandemiden sonra hızlandı iş olarak. Ama inişli çıkışlı. Türkiye gibi. Ama şimdilik işimi yapıyorum. Bundan da çok mutluyum. Krediyorum bunun için. Yine Fox'ta bir dizideydin. Aşk, Mantık, İntikam. Oradan ayrıldın. Fox'un yeni bir dizisi olan El Kızı'na girdin. Evet. Ben paylaşılamayan oyuncu. Oradan oraya. Nasıl sette durumlar? Keyifli mi? Nasıl gidiyor? Evet, harika bir set. Gençlerin ağırlıkta olduğu bir set. El Kızı. Oyuncu portföy olarak. lütfen şey yapmasın, alınmasın. En kıdemlimiz diyeyim Macit Koper. Macit Koper de benim konservatuvarda bir sene sahne sanatları dersime girmişti. Uçakta gelirken... Hocam siz beni hatırlamadınız ama dedi, yani ben siz dersime girmiştiniz, hocamızdınız filan dedi. Aa, ne münasebet canım, budak mıyım ben filan dedi böyle. Aa, hatırladınız mı beni? Tabii dedim, hatırladı filan. Hatta karşılıklı bir sahne bile çektik, çok keyifli. Set gayet eğlenceli gidiyor çünkü senin tarafın biraz eğlenceli bir karakter zaten Cevriye. Evet, 6. bölümde dahil olduk. Songül karakteriyle Cevriye karakteri, ana kız. Zaten Songül karakterini oynayan Gökçe ile biz Kırgın Çiçekler'de çalışmıştık. Aynı yapımcı Mehmet İtalbin bu proje, yine NTC Medya'ya. Oradaki karakterleri bir araya getirip El Kızı'nda yan bir hikaye olarak ana hikayeye bağladılar. Jöndam başrol erkeğin hayatına girecek bir kız ve onun sonradan görme çok eğlenceli annesi. Çok garip gidiyor. Şimdi buradan çok konuşulan, sosyal medya ve de magazinde olay olan bir haber vardı. Eyvah. Bir televizyon programına çıkmıştın. Eyvah. Ve televizyon programında Aşk, Mantık, İntikam dizisinden neden ayrıldığını anlatmıştın. Sonrasında ise birden olay şeye geldi. İşte ne? Nasıl bu kadar seçim, oyuncu seçimleri nasıl oluyor gibi bir muhabbete geldi ve bir karides, Boğaz'da karides ısmarlama olayı gündem oldu. Orası, yani orada bahsettiğin şeyi birazcık açıklık getirmek istiyorum aslında. Çok merak ediyorum. Orada bahsettiğin olay Aşk, Mantık, İntikam'ın yapımcısıyla ilgili miydi? Hayır, asla onunla ilgili değildi. Zaten o konuş programın tamamını izleyebilirseniz. Sevgili UFO'nun programıydı. Bir ondan bir şundan diye bir program. Bant çekiliyordu. Sevgili Dorman Tiyatrosu'ndan eski arkadaşım Şebnem sunuculardan biriydi, Ufuk'tu. Projeden neden ayrıldığımı sordular. Ben de yazılamıyordu. Karakter tıkanmıştı. Yazmak istemediler herhalde dedim. Şöyle oluyor. Siz görüşmeye gittiğinizde karakter profili çiziliyor ve o karakter profilinde ilerleyeceğini düşünüyorsunuz hikayenizin. Ama olmuyor. Sonra işte başka işler giriyor devreye. Senaristlerin aklı karışıyor olabilir. Başka karakterleri yazmak istiyor olabilir. Yapımcı der ki şu karakteri ön plana çıkaralım derken birdenbire ne oluyor? Geri plana düşüyor. Bu yüzden dedim 16. bölümde yolları ayırma kararı aldık. Aslında daha önce istemiştim ben. 5. 6. bölümde baktım iş iyi yolda gitmiyor. Benim oradaki varlık amacım nitelikli bir figürasyondan öteye geçmemeye başlayınca ben de artık 31-32 yıllık kariyeri de bu uğurda feda edemeyeceğim için ben müsaade
istedim ama her defasında bana uygulayıcı yapımcı, ay olur mu efendim Birgül Hanım ne demek aa filan, ay tabii yazılacak lütfen filan diye bir dönüşler olunca 16. bölümde baktık olacak gibi değil. Onlar bizi hikayeden affettiler. Biz istiyorduk da onlar bizi hikayeden affettiler. Böylelikle o defteri kapattık. Kapatmak gerekiyordu. Çünkü bir oyuncu için en yıpratıcı şey gerekli olmadığı bir sete gidip set yapması. Varlığın ne anlama geldiğini bilmediği bir karaktere bürünmesi. Orada kurulan cümleleri edebilecek performansta daha mesleğinin başında olan oyuncular var. Niye beni tercih ediyorsun? Beni tercih ediyorsan niye beni kullanmıyorsun, değil mi? O yüzden ayırdık yolları. Şimdi o konuşmalar yapılırken konuşma bitti. Arkasından Şebnem bir cümleyle konu açtı. Oradan iş yapım ve yapımcılara geldi. Arka arkaya olunca sanıldı ki o yapımcı hakkında ya da o yapımla ilgili bir takım cümleler kuruldu gibi algılandı. Sağ olsun fanlar da kafalarına göre istedikleri yerden kesip istedikleri yerden montajladıkları için, o montajı da yapım ve diğer herkese etiketledikleri için iş oradan büyüdü. Yapım beni en son menajerimle konuştuğumda mahkemeye falan verecekti. Oraya falan geldi iş. Bilmiyorum yani. Şu an son durum nasıl? Son durum bir şey yok yani. Ortada bir şey yok ki yani. Mahkemeye verecek bir durum yok. Hakaret yok. Küfür yok. Onu söylüyorum. Rencide edecek bir şey yok. Ticari karını baltalayacak bir durum yok. Bir tespit var. Benim arkamdan da konuşan Şebnem var, Ufuk var, herkes var. Masada herkes konuşmuş. Ben de konuştum. Yani benim de mesleki tecrübelerim var. Ben de onları paylaştım. Gözlemlerim var, tespitlerim var, duyduklarım var. E bunları konuşmayalım mı yani? Yani oyunculuk yapacağız ya. Bunlar konuşulmayacak mı? Zaten bir oyuncunun da görevi bu, gözlemlemek. Yani. Bu olayda aslında işte konuşman şöyle. Aslında şöyle. Bir önceki Aşk Mantık İntikam'dan ayrılırken de diyorsun ki hani kimseyi zan altında bırakmayayım. Tabii. Sanırım böyle bir şey oldu. Evet. Sanrı aslında. Ardından da konu yapımcılara geldiğinde, dizinin yapımcısı değil, yapımcılarla ilgili bir olay sorulduğunda da sen, ben yapımcıyı Boğaz'da karides yemeğe davet etmediğim için, yönetmene düğününde altın kolye takmadığım için böyle ilişkilerin içinde geçiyor bu işler. Belli bir grubun içindeysen oyunculuk yapıyorsun. Değilsen maalesef çok fazla iş gelmiyor gibi bir açıklama yapıyorsun. Evet. Ve bu açıklaman sanki o yapımcılarla ilgiliymiş gibi. İlk defa bunlar sanki bu sektörde duyuluyormuş gibi, bunu da parantez içinde yapalım. Bir infilak durumu oldu ama. Sektörde bilinen bir şey. Hep bilinen bir şey bu dirsek temasları. Ortalıkta çok dolaşıyorsan, göz önündeysen, bir takım böyle toplantıların içindeysen, bir takım insanlarla, yine söylüyorum, dirsek temasın güçlüyse, her zaman ortadaysan, ortadaysandan kastım şu, kendini hatırlatan prodüksiyonların içindeysen, ne bileyim yani, daha çabuk akla geliyorsun. Yani sadece oyunculuk yapacağım ve ben sadece bunu yapacağım ve eve gideceğim ve sadece bunu yaparak para kazanacağım diyorsan, işler artık o kadar kolay değil. Bir eskiden bir oyuncuyu kulisine göre seçerlerdi. Kulis nedir? Setteki adabına göre ya da tiyatroya indirgeyelim. Kulis adabına göre seçerlerdi. Yani kulisi iyi mi diye sorarlardı. Tiyatroda bir oyuncuyu alacakken, tiyatroya bir rol için davet edecekken. Ya bunun içine her şey giriyor. Sette zamanında gitmek, ezberini yapmak, zamanında sete çıkmak, ekiple iyi geçinmek, egzantrik böyle tavırlar içinde olmamak gibi gibi bir sürü şeyler var. Bunları zaten yapınca sen oyunculuk yap oluyorsun yani. Öbür kısmı ezberle, performans göster, kolay. Ama onun dışında da başka bir ekosistem var. Senin için oyunculuk bir iş mi yoksa bir hayat biçimi mi? İş. Ben hiçbir zaman hayat biçimi olarak algılamadım. Duygusal bir bağ kurmadım hiçbir işle. Hiçbir insanla da kurmadım. Bu benim hayattaki genel yaşayış biçimim de böyle. İş olarak bakıyorum. Para kazandığım bir iş. Onun için bakarım yani performansına ben. Niye yapımcı benim performansıma bakıyor da ben niye yapımcının performansına bakmayayım? Ya da bir yapımın performansına bakmayayım? Yani şöyle bir durum mu var? Bizler yani modern çağın köleleri değiliz ki. Ya bizim de duygularımız var. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Duygularımız var. Kalbimizle iş yapıyoruz duygularımızla. Tamam, zekamızı çokça kullanmamız gerek ama duygularımızla iş yapıyoruz. Ben de mutlu olduğum yerde olmak isterim. Yani kendimi bir robot gibi hissettiğim ve böyle davranılan bir ortamda olmak istemem. Pandemi seni teğet mi geçti? Yoksa ya yani hepimiz gibi çok böyle derinden yaraladı mı? Çünkü çok değişik bir sosyolojik yapıya büründük hepimiz. Ya çocuğum varsa teğet geçmedi imkansız.
ben hep bu konu açıldığında, yıllar sonra da açıldığında hep şunu söyleyeceğim. Yani huni takmaya az kalmıştı online eğitim meselesi yüzünden. Yüzünden diyeceğim ama kusura bakmasın artık eğitimciler. Eğitimciler de bir tuhaflaştılar. Biz evde veliler de tuhaflaştık. Çocuklar hepten tuhaflaştılar. Yani bu 1,5 sene elim antidepresana gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Öyle diyeyim ben sana. Yani bir 10 bölüm YouTube'a şey çıkar. Ayaz'la beraber bir ara düşündük biz yapmayı. Evet. Kısa kısa skeçler çıkar. Yani ne hikayeler ya. Çok zor geçti. Eğitim kısmı çok zor geçti ama iş güç anlamında soruyorsan oturduk abicim yani. Dünya oturdu sonuçta. Hazırdan yedik. Bir şekilde dayandık. O süreçte yalnızlık biraz hayatımızın bir parçası oldu gibi. Evde çocuğu olan için çok yalnızlık hayatın bir parçası olmadı. Ben yani kedi sahiplendim. Ha sen bak kedi sahiplen. Çok güzel bir şeye vesile oldu değil mi yani hayatında senin? Ne bileyim ben hani ekmek yaptılar insanlar işte. Ondan sonra bir şey oldu. Sonra bir şey oldu. Sonra bir şey oldu. Sonra aşı geldi falan. Böyle evlilik demek ki bunu yaşamamız gerekiyordu. Aşılarını yaptın mı? Yaptım 2 tane hemen. Yani çıkar çıkmaz. Zaten biz aşk mantık intikamın setine çıktık. Hemen aşılandık. Yani yasa çıktı zaten. Hemen oyunculara hak tanıldı. Aşılandık. 2. aşıyı da oldum. Şimdi 6 ay Ocak'ta dolacak. 3. aşımı da olmayı düşünüyorum. Hatırlatma dozu. Tabii tabii. Çünkü sette hala Covid vakaları var. Bazı insanlar bu konuda biraz aşı olmama konusunda diretiyorlar. Yani kendi bilecekleri iş. Bilemedim ki şimdi. Yani ne diyeyim ki ben? Aşı olun diyorum, söylüyorum. Aşımı da oldum. Bu bir şeyse, kişiyi özendirecekse ne mutlu. Dünyada bir sürü aşı var ve bir sürü defa oluyor aşıları insanlar. Çocuk felcini, şunu, bunu defalarca olunan aşılar var. Bu işin çaresi aşıysa olmak zorundayız. Ya ben memlekete gidiyorum arada. Yine 2 hafta sonra tekrar gideceğim. Selam söyle annemlere. Aleykümselam. Sen annemi de beraber getireceksin. Oo, tamam. İşte şey konuşuyoruz. İnsanlar orada aşının zararlı olduğunu falan filan konuşan tipler var. Ama elinde de bir çuval ilaç var. Bir poşet ilaçla geziyor. Peki dedim yani bu ilacı neden sorgulamadan kullanıyorsun da bu aşıyı neden sorguluyorsun abi? Yani işin temeline gidersek. Başımız ağrıdığında hastanelere koşuyoruz ama bu konuda sağlıkçılara güvenmiyoruz. Bilime güvenmiyoruz. Yani neden? Çünkü saçma sapan haberler piyasada dolaşıyor. Yani işte bu Makbule teyzenin günde ortaya attığı bir şeyler daha revaçta oluyor insanlar için ama bilim insanlarının ortaya koyduğu neden sonuç ilişkileri çok revaçta olmuyor. Bu toplumların eğitim, kültür, hayata bakışı vesaire vesaire bir sürü katman var mevzuya gelene kadar. Onun için birine aşı ol, hayır olmayacağım filan. Keyfin bilir. Ben olmayanlarla pek görüşmemeyi tercih ediyorum. Soracağım bana şey. Dokunma abi. Yani ben tercih ediyorum yani. Baktım kafa o kafa değil. Onun için araya mesafe koyuyorum. Zaten bir arkadaşım da tiyatroya gidebilmek için gidip aşı ol. Çok sosyal bir arkadaşım. Aa gidemiyorum deli olacağım ya konsere falan diye gittim. Biontech olmadı da Sinovac oldum falan. Yani öyle arkadaşlarım da var. Çok enteresan değil mi? Bilemem. En sevdiğin ses. Aa oğlumun sesi. En nefret ettiğin ses. Kuru gürültü. En sevdiğin kelime. Merhamet. En nefret ettiğin kelime. Öfke. Seni ne heyecanlandırır? Zeka. Heyecanını ne öldürür? Aptallık. Gerizekalı insanlar. Kendin olmasaydın kim olurdun? Annem olurdum. Rahmetli. Neden? Hangi yönü? Merhameti. Hayvanlara, doğaya, bitkilere, her şeye, tabiata, toprağa duyduğu merhamet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nerede yaşamak isterdin? Herhalde köyde, Toroslar'da. En önemli kusurun ne? Aceleci olmam. Hızlı, hızlı, hızlı. Hızlılığa bir takıntım var ama o hızlılık her zaman sonuç getirmiyor. Sana en fazla keyif veren kötü huyun ne? Böyle bazen aşırı derecede tembelleşebiliyorum. Ama öyle böyle değil. Hani böyle her şey çok hızlı yapıyorum ya, her şey çok hızlı oluyor ya. Bazen bir basıyorum pause düğmesine, öyle bir tembelleşiyorum ki sonra o tembelleşmemden rahatsız oluyorum. Kahramanın kim? Anne. En çok kullandığın küfür ya da harbi kelime? Gerizekalı. Şu anki ruh halin nasıl? Mutedil dalgalı. Ya da iç güveysinden hallice de olabilir. Mutluluk rüyan nedir? Açlığın olmadığı bir gezegen, evren. Sence mutsuzluğun tanımı nedir? Doyumsuzluktur. Doyumsuz insanlar genelde mutsuz. Doymuyorlar. Doyarsan mutlu olursun. Çünkü doyduğun zaman fiziki anlamda da mutluluk hormonu salgılanıyor. Onu spiritüel anlamda da doyduğun zaman mutlu olursun. Doyamıyorsan bir türlü de mutlu olamıyorsun. Hayat felsefenin hangi sloganı özetler? İçinde huzurun olduğu bir cümle olabilir. En korktuğun ölüm şekli? Yanarak ölmek. Nasıl ölmek isterdin? Şöyle uykuda be. Sabah gelip baksınlar. Aa ölmüş mü desinler. Öyle yani. Kimseye yük olmadan uykuya yatmak böyle. En büyük hayal. Allah inşallah nasip eder be ustam. Allah gecinden versin. Olsun sen yine gelirsin bir su dökersin. Şöyle bir tas.
Öldün ve cennete gittin. Yaradan seni kapıda karşıladı. Sana ne söylemesini isterdin? Gel, ben annene götüreceğim. Şu ağacın altında oturuyorlar anneannemle. Hadi gel yanlarına. Bu.